LGS'ye son 48 gün, sınava yaklaştığımız bu zamanlardaki gayretimiz çok değerli arkadaşlar. Çünkü şu anda çözdüğümüz sorular belki de sınavda karşımıza çıkacak. O yüzden hiç umudumuzu yitirmeden sıkı sıkıya sabırlı bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Bu arada bir sürprize başlamak istiyorum. 9 Mayıs'ta LGS son tekrar kampımız başlıyor. Sizlerle birlikte son tekrarımızı yapacağız. Ve LGS son tekrar setiyle süper çalışmalara başlayacağız. Bu duyuruyu minik bir şekilde yaptıktan sonra hemen geri sayımıza devam ediyorum arkadaşlar. Haftanın sözüne baktığımızda Alfred Kapus isimli bir vatandaş diyor ki, umutsuzluğa kapılmak doğru değildir. Kaybetmenin ilk basamağı umutsuzluğa düşmektir. Gerçekten de bizler kendimize inanıp çalışmalarımıza, gayretimize güvenirsek hayal ettiğimiz okulu kazanmamamız için hiçbir sebep yok. Kazanacağız arkadaşlar. Hiç endişelenmenize gerek yok. Sizler umutsuzluğa kapılmayın. Ben de mesela üniversiteden hazırlandım sene. Ya bir sürü çalışkan öğrenci var. Şu var, bu var, o var, o lise var, bu lise var. Bize sıra gelince kadar nasıl gireriz derdim ama gerçekten umudumu yitirmeden çalıştım ve karşılığını da aldım. Sizler de umudunuzu yitirmeden çalışın. Hayalinizdeki okul neresi olursa olsun eğer yeterli gayreti gösterdiyseniz kazanıyorsunuz. Haftanın sorusuna baktığımızda Jiyan isimli bir arkadaşımız 128 beğeni almış, diyor ki, strese giriyorum, yapamıyorum. Paragraf çözmüyorum, yeni başladım, full çekebilir miyim demiş. Şimdi arkadaşlar, birincisi stres çok da olumsuz bir şey değildir. Az biraz stres gerekli. Niye? Çünkü çalıştığınız için stres yapıyorsunuz. Kazanacağınız için stres yapıyorsunuz. Gayret gösterdiğiniz için stres yapıyorsunuz. Ben hiç stres yapmıyorum hocam. O zaman iki seçenek var. Ya süpersin ya da hiç çalışmıyorsun. Yani hiçbir hedefin, hayalin yok. Birazcık stres zaten gerekli. Fazlası için ise, yani fazla stresi azaltmak için ise etrafınıza, moralinizi bozan tiplere hayır diyeceksiniz. Yapamazsın. Çok zor. Geçen sene çok zor sormuşlar. Matematik zor. Ya tamam, matematik zor olabilir ama ben fen, Türkçe, inkılap tarihi, din, İngilizceyi çok iyi yaparsam, matematiğe de yapabildiğim yaparsam çok iyi bir liseye girebiliyorum. Bunu duydum, bunu gördüm. Bunun sonuçları resmi olarak önümüze geldi fen liselerine giren öğrencilerden. O zaman strese girmeme gerek yok diyeceksiniz. Paragraf çözmüyordum, yeni başladım, full çekebilir miyim? Evet arkadaşlar, günde 15 paragraf kitabımızı mutlaka almanızı tavsiye ediyoruz. Bu kitapta sizler için Türkçedeki 20 soruyu da fulleyebilmenizi sağlayacak özel bir teknik geliştirdik. Hem sözcükte anlam, hem cümlede anlam, hem deyimler, hem de paragraf soruları verdik. Günde 15 paragrafı her gün 15'er soru çözdüğünüze bakın. Zaten sınava zaten 48 gün var. 15 günü çok rahat, ister ardışık olarak aralara boşluk atarak, ister bir anda 15 günü üst üste çözerek bitirebilirsiniz. Buradaki soruların her biri son derece kaliteli, LGS'ye göre hazırlandı. Mutlaka bu kitabı da çözmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Denemelerim çok kötü, ne yapmam gerekiyor? Arkadaşlar, denemelerde hatalarımızdan mutlaka kendimize bir ders çıkarmamız gerekiyor. Yani denemede mutlaka dikkatli olmamız gerekiyor. Turlama taktiği uygulamamız gerekiyor. Denemede ortamımızı ayarlamamız gerekiyor. Deneme öncesinde ve sırasında çok ciddi bir motivasyonumuzu sağlayıp turlama taktiğiyle yapamadığımız soruları ikinci tura bırakarak çözmemiz gerekiyor. Ama en önemlisini söylüyorum. Denemeden sonra, deneme bitti, diyelim ki LGS sorunu çözdünüz. Sen eğer bu soruyu yanlış yaptıysan, diyelim ki şuradan bir örnek vereyim mesela, başka bizim denemelerden örnek vereyim. Diyelim ki LGS geri sayım denemelerinde mesela diyelim ki 11. soruyu yanlış yaptın. Şimdi 11. soruyu yanlış yaptım deyip ne yapacaksın? Cevap anahtarı C'ymiş. Hayır. Bunu mutlaka kare kodda soru çözümünü izlemelisin. Aynı zamanda bizim denemelerimizin başında analiz sayfaları var. Yani hangi soru hangi konuyla alakalı? Hangi denemedeki mesela diyelim ki 11. soru ondalık sayıların kareköküyle alakalıymış. O zaman benim bu konuda eksiklerim var deyip mutlaka o konuya yönelik çalışma yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Burası da çok çok değerli. Dolayısıyla deneme sonrasında yaptığınız her bir yanlışla alakalı kendinize soru çözümü verirseniz zamanla o yanlışlar azalır. Matematikte günlük kaç soru çözmem gerekiyor? Arkadaşlar, matematikte çözeceğiniz soru sayısı matematikteki net hedefinize bağlı. Eğer matematikte çok yüksek netleri hedefliyorsanız günde mutlaka en az 50-100 soru çözmeniz gerekiyor. Ama matematiğim çok çok iyi değil hocam, zaten yeterince de iyi yapamıyorum diyorsanız o zaman bu soru sayısını azaltabilirsiniz. Matematikteki net hedefinizin en az 3 katı soruyu çözmeniz lazım günde. Yani 20 soru hedefliyorsan bunun 3 katı nedir? 20'de 20 hedefliyorsan en az 60 soruyu, yeni nesil soruyu mutlaka çözmen gerekiyor. O gün 60 çözemedin mi? Ertesi gün 180 soru çözerek bunu telafi etmen gerekiyor. Ertesi gün 120 soru çözerek bunu telafi etmen gerekiyor arkadaşlar. Şimdi yaklaşık bir aydır kendimi saldığımı düşünüyorum. Ne yapmam gerekiyor? Salmış olabilirsin. Herkes salıyor. Çok normal bir şey. Ramazan geldi salıyorsun, havalar ısınıyor salıyorsun, korona geliyor, bir şey geliyor. Her zaman salmak için bir bahane bulabiliyoruz. Ama şimdi artık son tekrar dönemi geliyor. Son 48 güne geliyoruz. Son tekrar döneminde mutlaka güzel bir şekilde hep beraber çalışacağız. Son tekrarlarımızı yapacağız. Sizler de mutlaka bol bol denemeler çözerek tekrarlarınızı yapacaksınız. Ve hem detaylı tekrarlarımızı, hem hızlı tekrarlarımızı, hem tek canlı yayınlarımızı, yani son gün canlı yayınlarımızı, hem sınavda çıkabilecek soru tarzlarını gösterdiğimiz canlı yayınlarımızı izleyerek gerçekten netlerinizi artırabilirsiniz. Son tekrarlarınızı yaparak sınava mükemmel bir şekilde girebilirsiniz. Ama bol bol da deneme çözmeniz gerekiyor. Neden? Çünkü her zaman söylediğim şey,
LGS bir deneme. Sözel bölüm, sayısal bölüm. 50 soru, 40 soru bir deneme. Dolayısıyla bol bol deneme çözmeniz lazım. Yani deneme çözmek kadar net artıran bir şey yok arkadaşlar. Yani sen diyelim geri sayım denemelerini aldın, çözüyorsun. Çözdün. Orada bile bir konu öğreniyorsun. Bakın deneme taktiği geliştirerek deneme soru çözme yöntemini öğrenmek bile, şu kodlamalara geçip tekrar dönüp çözmek bile gerçekten çok ciddi bir net artışı sağlıyor arkadaşlar. Haftanın okuluna baktığımızda Kaya Karakaya Fen Lisesi Elazığ'da gerçekten mükemmel bir fen lisesi. Neden? Bakın dilimi 1,84 Elazığ'da ve tıplar, diş hekimlikleri, mühendislikler, matematik, öğretmenlik havada uçuşuyor. Neden hocam havada uçuyor? Bunların çoğu da devlet okulu kazanıyor bu arkadaşlarımız. Çok başarılı arkadaşlar. Sizler de mutlaka iyi bir fen lisesine, Anadolu Lisesi'ne, Sosyal Bilimler Lisesi'ne girmek için şimdiden lütfen bu son 48 günü iyi değerlendirin, sıkı sıkıya çalışın ve inşallah da hayallerinizdeki okulu kazanın diyoruz arkadaşlar. Haftanın kaynağına baktığımızda LGS son tekrar setini bir kez daha gösteriyorum. Son tekrar setimizde arkadaşlar son tekrar programında kullanacağımız efsane bir set. Hemen şöyle içinden göstereyim şöyle sizlere bakın. LGS son tekrar setinin içinde neler var şöyle göstermek istiyorum sizlere. Şöyle kutusundan çıkaralım bir dakika. Bismillah diyelim şöyle bir dakika. Tabii gıcır gıcır olduğu için bir anda şöyle zor çıktı. Evet matematik çıktı. Kutusunu şöyle koyuyorum kenara. Tabii üçünün hepsini bir arada alınca daha avantajlı oluyor. Şimdi içerisinde matematik son tekrar kitabı, Türkçe son tekrar kitabı, İngilizce son tekrar kitabı, İnkılap Tarihi son tekrar kitabı ve Fen LGS son tekrar kitabımız var. Bir de tabii ki Din son tekrar kitabımız var. Şimdi bunları şöyle sayfamızı düzeltelim. Şöyle güzelce. Bunları şöyle sizlere gösterelim. Mesela diyelim ki Fen son tekrar nasıl yapıyoruz? Açıyoruz kitapçığımızı arkadaşlar. İçerisinde her bir konu için ilk başta konu akış şemamız var. Sonrasında kavramları veriyoruz. Ardından da bu konularla alakalı sizlere sınavda karşınıza çıkabilecek sınav soru tarzlarını gösteriyoruz. Yani tamamen son tekrarlar bunlar. Mesela DNA ve genetik kod önce kavramlar ardından sınavda %100 karşınıza çıkabilecek soru tipleri ve bilgileri son kez tekrar ediyoruz. Ve bunlarla yaptığımız her bir tekrar fende, dinde mesela inkılapta da aynı şekilde açıyoruz. Son kez çıkabilecek bilgileri hazırlanma kısımlarıyla tek tek sizlere gösteriyoruz. Veyahut da mesela hangi ders? Türkçe. Türkçe direkt sınavda çıkabilecek soru modellerine göre ilerliyoruz arkadaşlar. Bu soru modelleriyle güzel güzel çözmeni sağlıyoruz. Ya da matematikte direkt sorularla gidiyoruz yani. Sınav modeli soru, son taktik. Hep taktiklerde, tiplerde, konu anlatımları da hep sorular üzerinden oluyor. Çıkabilecek her bir soru tarzını göstererek sizleri LGS son tekrara mükemmel bir şekilde hazırlamış oluyoruz arkadaşlar. Ve LGS'ye de girdiğinizde inşallah bu set sayesinde birçok soruyu yakalamış olacaksınız. Ödüllü soru yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Tonguç Akademi olarak bizler kamplarımızla, kitaplarımızla sizlere destek olmaya devam edeceğiz. Lütfen kendinize güvenin, bizlere inanın ve hayalinizdeki okulları kazanana kadar gayretli bir şekilde çalışmaya devam edin. Hadi bakalım kolay gelsin.